Bebeğinizi neden aşıya getirmediniz? Adanalı genç kadın aile sağlık merkezinden gelen bu telefonla şoke oldu. Çünkü bebeği yoktu. Olayın peşini bırakmadığı, araştırdığı, sonunda adının film gibi bir bebek skandalında kullanıldığını ortaya çıkardı. Sahte kimlikle doğum yaptı, dünyaya getirdiği bebeği çocuğu olmayan bir aileye para karşılığında verdi. Ama kullandığı kimlik bilgileri bambaşka birine aitti. Gerçek, çocuk aşı için sağlık merkezine götürülmeyince ortaya çıktı. 6 kişi gözaltına alındı. 22 yaşındaki genç kız Hatay'da üniversitede okuyordu. Bir gençle birlikteydi. Genç kız hamile kaldı ve hamileliğini 9 ay boyunca ailesinden gizledi. Genç çift doğum vakti yaklaşınca bir plan yaptı. İkisi de üniversite öğrencisiydi ve evli değillerdi. Üniversiteli kız bebeği doğuracak ve çocuğu olmayan bir aileye vereceklerdi. Genç kız Adana'ya geldi. Kadın doğum uzmanı bir doktor ve iki ebeyle anlaştı. Doğumu iddiaya göre hiç tanımadığı birinin kimlik bilgilerini kullanarak yaptı. Ve ardından bebeğini kucağına bile almadan çocuğu olmayan bir aileye para karşılığında verdi. Genç kız okuluna geri döndü. Evladını ne aradı ne de sordu. Kimlik bilgileri kullanılan kadına aile sağlık merkezinden gelen bir telefon her şeyi ortaya çıkardı. 1 yaşındaki bebeğinizi neden hiç aşı yaptırmaya getirmediniz? Kimlik bilgileri kullanılan kadına telefondaki hemşirenin sorduğu soru buydu. Kadın şaşırdı çünkü bebeği yoktu. Telefondaki hemşire bilgileri teyit etti. Bilgiler doğruydu. O güne kadar tuzağa düşürüldüğünün farkına varmayan kadın bu işin peşini bırakmadı. Yapılan araştırmada bir yıl önce özel bir hastanede kadının kimlik bilgileriyle doğum yapıldığı belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Polisler dedektif gibi çalıştı. Önce doğum yapan üniversiteli genç kız ve erkek arkadaşı gözaltına alındı. 2 yaşındaki bebekse savcılığın talimatıyla sevgi evlerine teslim edildi. Gerçeğin ortaya çıkması için gözaltına alınanlardan DNA örnekleri alındı. Neden gözaltına alındınız? 6 zanlı resmi belgede sahtecilik, soybağını değiştirme, hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.